Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün özellikle toplumda çok yaygın görülen bir problemden, uğruna milyarlarca liraların harcandığı ve bilgi kirliliğinin oldukça fazla olduğu bir sorun olan saç dökülmesinden bahsetmek istiyorum. Tabii benim uzmanlık alanım olan ve kanalımı uzun zamandır takip edenlerin de bileceği üzere kanalımda sadece vücudumuzdaki vitamin, mineral ve mikro besinler çerçevesinden hastalıklara bakıyorum. Dolayısıyla hangi hastalıkta hangi mikrobesinin, hangi vitamin ve minerallerin ilişkisi vardır? Bilimsel temelde sizlere bunları anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla saç dökülmesinde işte şu karışımı saçınıza sürerseniz faydalıdır, şu çayı içerseniz faydalıdır, şu işlemleri yaparsanız faydalıdır gibi konular bu videoda olmayacak. Bu videoda saç dökülmesinde görevli vitamin, mineraller, saç dökülmesine neden olabilecek vitamin ve minerallerden ve bunların doğru kullanımından bahsedeceğim. Kanalıma ilk kez yol düşenler için de kısaca bir hatırlatma. Ben Dr. Mustafa Kalkan, Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabın yazarıyım. Aynı zamanda mikrobesinler hakkında içerik üretiyorum ve sizleri bu konuda doğru bilgilendirmeye çalışıyorum. Kitabımı da bütün kitap evlerinden ve online satış platformlarından temin edebilirsiniz. Gelin daha fazla beklemeden videoya geçelim. Saç dökülmesinin birazdan bahsedeceğim vitamin mineral eksiklikleri dışında birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında özellikle bazı cilt hastalıkları, bazı ilaçlara bağlı saç dökülmesi, hormonal sebepli saç dökülmesi, örneğin testosteron yüksekliği en önemli saç dökülme sebeplerinden bir tanesidir. Veya tiroid fonksiyonlarınızdaki bazı bozuklar saç dökülmesinin bir sebebi olabilir. Veya kullandığınız bazı ilaçlar, kozmetikler, saç ürünleri saç dökülmesinin sebebi olabilir. Aynı zamanda stres en önemli saç dökülme sebeplerinden bir tanesi. Özellikle bugünkü stresin sonuçlarını biz 3 ay sonra görüyoruz. Yani bugün meydana gelen bir saç dökülmeniz birkaç ay önce geçirdiğiniz yoğun bir stresin eseri olabilir ve genetik sebeplerde saç dökülmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Yani ailenizde de kellik problemi varsa bu genetik mirasta saç dökülmesinin en önemli problemlerinden bir tanesi. Ancak bunlardan önce bakılması gereken temel bazı vitamin ve mineraller var. Vücudumuzun temel yapı taşları eğer eksikse bu da karşımıza saç dökülmesi olarak çıkabiliyor. Bu vitamin ve mineraller nelerdir? Bunların en başında çinko gelmekte. Çinko vücudumuzdaki en önemli minerallerden bir tanesi. Vücudumuzda 600'den fazla reaksiyonun görevini yapabilmesi için çinkoya ihtiyaç var. Daha önce de paylaştığım çinko videosunda gerçekten YouTube Türkiye'de çinko alanında çok izlenen videolardan bir tanesi oldu ve çinko hakkında çok detaylı bilgiler paylaşmıştım. Ancak burada da kısaca özet geçmek gerekirse çinko gerçekten toplumda eksikliğini çok yaygın gördüğümüz bir mineral. Çinkoda en önemli problemlerden bir tanesi kan çinko düzeyinin ölçümü bize tam anlamıyla doğruyu söylemiyor. Yani klasik çoğunlukla devlet hastanelerinde veya aile sağlığı merkezlerinde bakılan normal bir kan değerinde çinkonun normal aralıklarda çıkıyor olması vücudumuzda çinko eksikliği olmadığı, vücudumuzda çinkonun normal olduğu anlamına gelmiyor. Daha güvenilir bir yöntem olarak çinkoyu aslında hücre içerisinde bakmak gerekiyor. Bu da özel laboratuvarlarda bakılabilen bir tetkik. Aslında bana sorarsanız çok gidip bu özel tetkiki de yapmaya gerek yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir çalışma yapılmış ve Türk toplumunun beslenme profili incelenmiş ve her 3 günde bir günlük vücudumuzda çinko eksikliği oluştuğu gösterilmiş. Yani biz günde her gün 15 mg çinko almamız gerekir. Her gün normal beslenmeyle birlikte 8-9 mg çinko ancak alabiliyoruz. Yani her 3-4 günde bir günlük vücudumuzda açık oluşuyor. Bu ne demek? Her 3 ayda 1 aylık vücudumuzda çinko açığı meydana geliyor. Yani yılda 3-4 aylık vücudumuzda çinko açığı meydana geliyor. O nedenle saçınız döküldüğü için yolunuz bu videoyla kesişmiş olabilir. Ama saçınız dökülmüyor olsaydı da aslında herkes yılda 3-4 ay çinko takviyesi kullanmayı hayatına dahil etmesi gerekiyor. Ben çok sağlıklı besleniyorum, çok iyi besleniyorum diyende dahi yapılan çalışmalarda çinkonun eksik olduğu saptanmış. Çünkü çinko genelde et ürünlerinde bulunuyor. Bakliyat, tahıl grubu gıdalarda çok çinko bulunmuyor. Dolayısıyla et tüketiminin de toplumumuzda oldukça zayıf olduğunu düşünürsek çinko eksikliğinin bu kadar yaygın olması şaşılacak bir durum değil. Çinko kullanırken de kullandığınız çinkonun formu çok önemli. Şimdi YouTube Türkiye'de bazı videolara baktım. Bazı anlı şanlı hocalar önüne bazı takviyeler koymuşlar ve işte saç dökülmesine etkili takviyeler vesaire diye pazarlama faaliyetleri dikkatimi çekti. Ancak çoğunun içeriğine baktığımızda çinkonun oksit formu gibi emilimi düşük, kalitesiz çinko formlarının olduğunu görüyoruz. Yine ödeme kapsamındaki ilaçlar içerisinde de çoğunlukla inorganik form dediğimiz emilimi düşük çinko formları bulunmakta. Biliyorsunuz bütün minerallerde, magnezyum videosunda da bahsetmiştik. İnorganik formlar kötü emilir. Yani çinko oksit gibi, hidroksit gibi formlar kötü emilen formlardır. Aynı zamanda mide bulantısı şikayetini de yaygın olarak bu formlarda görmekteyiz. Ancak organik çinko formları olan çinko pikolinat veya çinko metionin sülfat gibi formlar daha iyi emilen, daha az gastrointestinal sistem yan etkileri yapan ve daha az mide bulantısı yapan çinko formlarıdır. Kullandığınız çinko takviyesinde bu iyi emilen formların olmasına da dikkat etmeniz önem arz ediyor. Bir diğer saç dökülmesiyle ilişkili en önemli minerallerden bir tanesi de demir. Gerçekten demir yine aynı çinko gibi toplumumuzda oldukça yaygın eksikliğini gördüğümüz bir mineral. Erkeklerde çok demir eksikliği görmüyoruz. Görmeyi de beklemeyiz. Çünkü demir eksikliği özellikle kan kaybı olan insanlarda görüyoruz. Bu nedenle kadınlarda her ay meydana gelen menstrual siklus dolayısıyla demir eksikliğini biz çok daha dramatik, çok daha yaygın olarak görmekteyiz. Erkeklerde genelde demir eksikliği görmeyi çok beklemeyiz. Erkeklerde eğer bir demir eksikliği varsa vücutta farkında olunmayan gizli bir kanama odağı ihtimali açısından da araştırılmasında fayda var. Örneğin mesanede taş olabilir ve gizli bir kanama olabilir farkında olmadığımız. Kolonda bir hemoroid veya kolon kanseri gibi bir gizli kanama odağı olabilir. Bu anlamda eğer erkekte bir demir eksikliği varsa ileri tetkik yapmakta fayda var. Ama kadınlarda işte biraz önce de dediğim gibi her ay meydana gelen menstrual siklus dolayısıyla Türk toplumundaki kadınların çok önemli bir kısmı ferritin diplerde dolanıyor. Ferritin dediğimizde vücutta depo demiri gösteren değerdir. Vücutta demir eksikliği olduğunu 3 parametreyle anlarız. Bunlardan bir tanesi serum demir değeri, diğeri hemoglobin ve diğeri de depo demiri gösteren ferritindir. Evet, demir normal olabilir. Örneğin depo demiri gösteren ferritindir. Demir eksikliği öncelikle demir depolarının boşalmasıyla ortaya çıkar. Ondan sonra ileri dönemde de hemoglobin değerleri etkilenecek kadar, artık anemi gelişecek kadar eksiklik ileri noktaya varabilir. Burada da atlanan en önemli nokta şu: çoğunlukla serum demiri normal veya hemoglobinin normal diye demir eksikliği yokmuş gibi varsayılıyor. Ancak depo demiri de vücudumuzdaki metabolik reaksiyonlar için çok önemli. Bu nedenle ferritin değerinizin özellikle 40-50 üzerinde olmasına lütfen dikkat edin. Her ne kadar hemoglobininiz normal olsa da, serum demiriniz normal olsa da, ferritin yani demir depolarınız boşsa bir demir takviyesiyle bu demir depolarını doldurmak gerekiyor. Demir hem vücuttaki beslenmede, kanlanmada görev aldığı için hem de hücre bölünmesinde de görev aldığı için saç dökülmesiyle oldukça ilişkili bir mineral. Demir eksikliği de kesinlikle saç dökülmesi varsa ilk bakılması gereken minerallerden bir tanesi. Evet, saç dökülmesi denilince akla gelmesi gereken diğer en önemli vitaminler ise B9 yani folik asit ve B12 vitaminleri. Yine toplumda eksikliği oldukça yaygın gözlenen iki vitamin ve çoğunlukla eksikliği birlikte seyrediyor. B12'nin kaynağı hayvansal gıdalar, özellikle ciğer B12 anlamında zengindir. B9'un yani folik asitin kaynağı da normalde yeşilliklerdir. Ancak özellikle B12 videosunda da anlattığım gibi mide asitindeki bozukluk, bağırsak bağırsak sağlığındaki bozukluktan kaynaklı. Hep şu örneği veriyorum. Artık kitabımı okuyanlar ve videolarımı izleyenler bu örneğime aşina. Adana'da kahvaltıda ciğer yiyen adamda bile B12 eksik. Neden eksik? Çünkü toplumun önemli bir kısmında mide asidi problemli. Bu nedenle işte ben sürekli et yiyorum, ciğer yiyorum deseniz bile birçok insanda B12 eksikliği görmekteyiz. B12 ve folik asit hücre bölünmesinde görevli iki önemli vitamin. Dolayısıyla hem biz eksikliğinde hafıza problemleri, unutkanlık gibi sorunlar görebildiğimiz gibi aynı zamanda deri, saç, tırnak problemleri de B12 ve folik asit eksikliğinde görmekteyiz. Burada da yine atlanan en önemli noktalardan bir tanesi B12'nin normal aralığı çok geniş. İşte 200'lerden binlere kadar normal bir aralıktan bahsediyoruz. İşte 180, 190, 200 civarında B12 olduğunda çoğunlukla normal diye tanımlanıp bir şey yapılmayabiliyor. Ancak biz burada optimal seviyeler olan 500'e üzerinde B12 vitamini tutmayı amaçlıyoruz. Folik asitte de yine 20'ye kadar normal olmakla birlikte toplumumuzun önemli bir kısmında folik asit 4-5 civarında dolaşıyor vatandaş. Bu nedenle de biz folik asiti de 15-17 civarında tutmayı amaçlıyoruz. Folik asit ve B12 kullanırken de özellikle folik asitin metilfolat formunda olmasına, B12 vitamininin de metilkobalamin, adenozilkobalamin veya hidroksikobalamin gibi iyi emilen formlardan olmasına dikkat etmemizde fayda var. Yine burada da ödeme kapsamında örneğin siyanokobalamin gibi ilaçlar varken bunların emilimi ve biyoyararlılığımız zayıftır. Ama bu saydığım formlardan ve bir de dil altında emilen bir preparat kullanarak, ağızda eriyen ve dil altından emilen bir preparat kullanarak elde edilen faydayı daha da artırabiliriz. B12 ve folik asit depolarımızda kesinlikle saç dökülmesi varsa doldurmamız gerekiyor. Saç dökülmesi denince akla gelmesi gereken bir diğer vitamin ise biotin. B7 vitamini olarak, H vitamini olarak da isimlendirilen bu vitamin yine hücre bölünmesinde görevli ve eksikliğinde saç dökülmesi, cilt tırnak problemleri olarak karşımıza çıkabilen önemli mikrobesinlerden bir tanesi. Özellikle kullandığınız gıda takviyesinde örneğin B12 ve folik asit takviyesinin yanında biotin de içeren bir kombinasyon tercih ederseniz saç dökülmesi anlamında ekstra fayda elde etmiş oluruz ve özellikle tabii cilt, saç, tırnak deyince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi de kolajen. Aslında dışarıdan kolajen takviyesi almaktan önce vücudumuz normalde kolajen sentezleyebiliyor olması gerekiyor. Yani kolajenin öncül amino asitlerini besinlerden alarak biz normalde kolajen sentezleyebiliyoruz. Ve bu kolajen sentezlenmesinde de en önemli vitamin C vitaminidir. C vitamini vücutta bu amino asitlerden kolajen üretimini destekler. Aynı zamanda saç dökülmesi en önemli sebeplerinden bir tanesi de oksidatif stres. Yani günümüzde birçok problemin altında yatan sebep olan oksidatif stres, örneğin sigara içiyorsak, çevresel kirliliğe maruz kalıyorsak, yine kullandığımız cihazlardan kaynaklı radyasyon gibi faktörlere bağlı olarak vücudumuzda oksidatif stres meydana gelmekte ve bu oksidatif stresle savaşan maddelere de biz antioksidanlar diyoruz. C vitamini de en önemli antioksidan vitaminlerden bir tanesi olması dolayısıyla ve kolajen üretimine katılması dolayısıyla vücudumuz için oldukça önemli bir vitamin. Yine A vitamini ve E vitamini de hem antioksidan olmasından kaynaklı hem de saç fonksiyonlarındaki diğer görevlerinden kaynaklı olarak saç dökülmesinde ilk akla gelmesi gereken vitaminler arasında sayılabilir. Tabii son olarak da vücuttaki vitaminlerin orkestra şefi olarak isimlendirdiğimiz D vitaminini de atlamamakta fayda var. Sadece saç dökülmesiyle ilgili değil, vücutta aklınıza gelen her türlü durumda D vitamini seviyemiz oldukça önemli. Çünkü metabolizmanın doğru çalışması için, vücuttaki görev ve fonksiyonların doğru gerçekleşebilmesi için D vitamini seviyemiz de oldukça önemli. Yine toplumda D vitamini birçok insanda diplerde 20 ile 100 arası her ne kadar normal değerler olsa da birçok insanda 10-15 civarında bulunuyor D vitamini. Bu anlamda da biz yine D vitaminini 50 ve üzerinde tutmayı amaçlıyoruz. Yine daha önce yayınladığım D vitamini ile ilgili videoda da nasıl yükseltilir ve yükselttikten sonra nasıl o seviyede tutulur, bunlara da detaylı bahsettim. O videoyu da izleyebilirsiniz. Evet, özetleyecek olursak saç dökülmesinin altta yatan birçok farklı sebebi olabileceği gibi ilk akla gelmesi gereken sebepler arasında vücudumuzdaki mikrobesin eksiklikleri yer alıyor. Öncelikle detaylı bir kan tahlili yaparak bu eksiklikler doğru şekilde yerine konmalı. Videoda da bahsettiğim gibi iyi emilen formlarla, doğru takviyelerle birlikte bu eksiklikler varsa yerine konmalı. Ondan sonra yine düzelme olmazsa ileri işlemler düşünülmesi gerekiyor. Bu anlamda hem bunların kan tahlilinde yorumlanması çok önemli. İşte ilk kısımda anlattığım gibi bazılarının kan değeri tam anlamıyla doğruyu göstermiyor. Bazılarının da yerine konulmasında doğru formlar, işte organik formlar, iyi emilen formlar kullanılması gibi bazı detaylar var ve bu anlamda da evet, belki YouTube Türkiye'de birçok farklı video var. Size herkes de çinko çok önemli diyor ama kimse size çinko pikolinat kullanın veya çinko metionin sülfat kullanın veya folik asit kullanırken metilfolat olması çok önemli diye altını çizen çok kanal yok. Bu anlamda bu videoda bu gibi detaylara dikkat ederek saç sağlığı için önemli vitamin, mineral ve mikrobesinlerden bahsetmek istedim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı DNR, Penguen Kitabevi gibi fiziki kitap evlerinden veya Trendyol, hepsi burada, Amazon gibi online platformlardan satın alabilirsiniz. Gıda takviyeleriyle ilgili temel sistematiği, mantığı anlamak için kitap size oldukça fayda sağlayacaktır. Ayrıca beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilir ve Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast gibi platformlardan Doktor Mustafa Kalkan ile Sağlık Notları isimli podcast serisinden de bu bilgileri sesli formatta dinleyebilirsiniz. Araç kullanırken, spor yaparken veya evde iş yaparken kolaylıkla bu bilgilere erişebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.